Bir topluluğun başına gelecek en kötü şey, hocamın tabiriyle insanların toplum olarak aşağılık kompleksine girmesi, kalplerini ve beyinlerini satmasıdır. Şimdi burada Akşemsettin Hazretleri isminde bir zat var. Göynük'te arada sırada vaktimiz olduğu zaman gidiyoruz, makamını ziyaret ediyoruz. Hocamın da selamlarını söylüyoruz. Kendisi mutasavvıf, büyük bir alim. Ama her şeyden daha önemlisi, dünya tarihinde gelmiş, geçmiş ve muhtemelen gelecek en önemli 10 doktordan, 10 hekimden, 10 tabipten bir tanesidir. Tüm Avrupa'ya, tüm Batı'ya elini öptürmüş, çok özel, çok muhteşem bir doktordur. Kendisine bu saygıyla buradan manevi huzurunda selamlıyoruz. Şimdi ben birkaç şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra konuşmacı arkadaşlara söz vereceğim. Yıl 1985. Enteresan bir şey. Biz staj alıyoruz. Tıp fakültesinde stajlara gidiyoruz. Geliyoruz, moralimiz bozuk. Geliyoruz, moralimiz bozuk. Hocam bir gün dedi ki, Profesör Doktor Haydarbaş hocam. Evladım dedi, niye moraliniz bozuk? Hocam, bütün hastalarımız ölüyor, hayatını kaybediyor. Hiçbirini kurtaramıyoruz. Niye? Hocam dedik, damar sertliği diye bir illet var, bir hastalık var. 7'den 70'e herkesin başının belası. Tedavi edemiyoruz. Hocam bize fırça attı, sağ olsun. Dedi ki, evladım dedi, bu sizin dediğiniz, bu sizin okuduğunuz şey yanlış. Eğer böyle olsaydı, damar açılmasaydı, iki tane şey olacaktı. Bir, haşa, Resul Efendimizin söylediği şey, yani ölümden başka her şeyin çaresi var ifadesi yanlış olacaktı. Ama bizim peygamberimiz yalan söylemez. Bu bir. İkincisi, haşa Allah-u Teala zalim olacaktı. Çünkü insanlara dertsiz, tedavisiz hastalıklar vermiş ve onlara zulmediyor demektir. Bu da dedi olmaz. O zaman dedi yanlış olan şey sizin dedi tıbbınızdır dedi. Aldığınız eğitimdir dedi. Allah Allah. Ve orada enteresan bir ifade kullandı. Ben hocamın doktorlara bakışını ve insanların bizim ne yapmak istediğimizi anlaması için bu hatıramı anlatmak istiyorum. Onunla birlikte de bitireceğim. Hocam dedi ki evladım dedi herkesin dedi bir vazifesi vardır dedi. Doktorun vazifesi şudur dedi. Çok dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Doktor arkadaşlar da iyi dinlesinler. Doktorun vazifesi dedi insanların, hastaların dedi Allah'a isyanını engellemektir. Ben şaşırdım. Hocam niye öyle olsun? Bir insan düşünün dedi. Çocuğu dedi hasta. Size geliyor diyorsunuz ki bunun çaresi yok. O insan dedi belki dedi Allah isyan eder. Ya Rabbim yani niye benim çocuğuma böyle bir hastalık verdin? Bir insan düşünün dedi. Hanımı dedi hasta. Size geliyor diyorsunuz ki tıpta bunun çaresi yok. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. İşte bu insan da dedi isyan edebilir dedi. Veya bir evlat geliyor. Annesi babası hasta. Çaresi yok dediniz. İşte bu insan da isyan edebilir. Doktor odur ki dedi, doktor tedaviyi bulsun, bu insanların hakka olan isyanını engellesin. Sizin gerçekten hakiki vazifeniz evladım budur dedi. Bunu size anlatmak istedim. Doktorun gerçek vazifesi insanların hakka isyanını engellemektir. Ve bunun üzerine biz hocam tavsiyesi üzerine, doğrultusu üzerine damarlar açılır mı, açılmaz mı? Bunun üzerine çalıştık. Yaklaşık 16,5 yıl çalıştık ve sonuçta hocamın biraz önce Zeki Bey söyledi. Hani kapitalist ekonomide diyorlar ki kaynaklar sınırlıdır. Bizim tıpta da aynı şey vardır. Yine kapitalist zihniyet vardır. Ortodoks tıbbı vardır. Biz de deriz ki diğer doktor arkadaşlarımız ve aldığımız eğitim damarlar açılmaz. Ama nasıl hocam kaynaklar sınırsızdır dedi. İşte bizim tıpta da hocam tavsiyesiyle geldiğimiz nokta damarlar açılır ve her hastalığın şifası vardır arkadaşlar. Biz bunu elhamdülillah hocamın talebesi olmaya borçluyuz.
sözlerimi bir hatıra, bir cümleyle bitirmek istiyorum. Bir gün uçakta yolculuk yapıyoruz. Sağlık konusunda Türkiye'nin en önde gelen yöneticilerinden bir tanesi. Yaklaşık 30 kişilik bir heyetler ve bizi gördüler. Bizi eleştirmeye başladılar. Eleştiri noktası şu. Sen dedi, işin başındaki insan, sağlığın en başındaki insanlardan bahsediyorum. Sen dedi, Doktor Mustafa Eraslan, evet, bir iddiada bulunuyorsun dedi. Nedir? Damarlar açılır ve her hastalığın şifası vardır. Ve yaptığını iddia ediyorsun. Evet, yaptığımı iddia etmiyorum, ben ispat ediyorum elhamdülillah. Yani dedi, sen şunu mu söylüyorsun? Amerikalılar bulamadı, Avrupalılar bulamadı ve sen yaptığını iddia ediyorsun. Bakın, şu anda Sayın Hocam Profesör Doktor Haydar Başbey'e saldıran zihniyet neyse, işte o anda uçakta bize saldıran zihniyet odur. Biz elhamdülillah hem gönlümüzü hem kalbimizi hocam ile birlikte, sizinle birlikte olma yolunda bu uğurda harcamaya söz verdik ve bu uğurda devam ediyoruz. Buradan son sözüm, bizi talebeliğe kabul eden, ki biz hocamın en sıradan talebelerinden biriyiz. Burada gördüğünüz dava arkadaşların hepsi bizden kendi dallarını çok 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 üstün değerlerdir. Kendisine hem saygımızı hem hürmetimizi sunuyoruz. Ben hem ellerinden, yani ayakların her tarafına öpebilen mübarek insanın, Allah başımızdan eksik etmesin ve bu milletin başından eksik etmesin. Saygı.